Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, AKP'den istifa edenlerin yaptıkları açıklamaları değerlendirdiği yazısında siyasal İslam denilen kavram işte tam olarak budur. Ne partidir, ne ideolojidir, ne teolojidir, menfaat koalisyonudur dedi. AKP'lilerin geçmişte söyledikleriyle istifa ederken yaptıkları açıklamaları derleyen Özdil'in İbretle izliyoruz başlığıyla yayınlanan yazısından bazı bölümler okuyacağım şimdi size. Hazreti Muhammed'e hiç utanmadan AKP ablemiyle nüfus cüzdanı çıkarıp peygamberimizin çocukların arasına Tayyip ismini eklemişlerdi. Şimdi istifa ederken oğluma Tayyip ismini verdiğim için çok pişmanım diyorlar. Oğluma artık Tayyip demeyeceğim diyorlar. Tayyip Erdoğan Allahu Teala'nın bütün vasıflarını üzerine toplayan lider. Tayyip Erdoğan'a dokunmak bile ibadettir. Tayyip Erdoğan için her gün 2 rekat şükür namazı kılmamız gerekir diyorlardı. Tayyip Erdoğan'ı karşılarken hoş geldin Allah'ın elçisi diyorlardı. Şimdi istifa ederken hiç utanmadan yanılmışız, Rabbim affetsin, asil milletimizi kandıranlar utansın diyorlar. Tayyip Erdoğan'ı halife-i ruhzemin yani yeryüzünün halifesi ilan etmişlerdi. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ilan etmişlerdi. Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini Uhud Savaşı'na benzetiyorlardı. Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını sahabelerin Hazreti Muhammed'e bağlılığına benzetiyorlardı. Tayyip Erdoğan, Rabbimizin insanlığa gönderdiği müjdedir diyorlardı. Peygamberimize saygı için okunan salavatı Recep Tayyip Erdoğan sallallahu Muhammed diye okuyorlardı. Şimdi istifa ederken hiç suratları kızarmadan eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz diyorlar. AKP mitingine katılmanın farz-ı ayn hükmünde olduğunu, yani dinimizin kesin emirlerinden olduğunu söylüyorlardı. Her Müslümanın AKP mitingine bizzat katılmasının farz olduğunu söylüyorlardı. Şimdi istifa ederken pişkin pişkin bu iktidar milletin vergilerini yandaş firmalara vererek devletin kasasını boşalttı, özel sektörün 5 liraya mücadele edeceği işleri 50 liraya mal etmiş gibi göstererek 25 yıldır milletin parasını alıyorlar. İktidarın bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, kendi yakın akrabalarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, yeğenlerini, ortaklarını zengin ediyorlar şeklinde eleştiriler yapıyorlar. Bu iktidar kendisine mensup olmayan herkesi hain ilan ediyor, kendisi gibi düşünmeyen herkesi hain ilan ediyor diyorlar. Tayyip Erdoğan bütün İslam aleminin umududur diyorlardı. İslami kaideye göre Tayyip Erdoğan'a oy vermek İslam'ın gereğidir diyorlardı. İman Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi emreder diyorlardı. Şimdi istifa ederken aslında AKP'li olmanın haram olduğunu söylüyorlar. Ümmeti kendi tekellerini aldılar. Siyasi kimliklerle fetva dağıttılar. Böyle bir iktidarın mensubu olamam. Yetim hakkı yiyemem. Devlet malına el süremem. Ahlaksızlıklara göz yumamam. Devletin imkanlarıyla milletin sömürülmesine göz yumamam. Kimsenin rızkıyla oynayamam. Akşam evine ekmek götürmeyenlerin, bu yüzden intihar edenlerin ahını alamam diyorlar. Yılmaz Özdil'in yazısı oldukça uzun. Bu istifa edenlerin büyük bir bölümünün geçmişte söyledikleri bu kelimeleri alt alta yazmış. Ya bunları boş verin. Davutoğlu ne diyordu? Bize oy vermezseniz buralarda beyaz toroslar dolaşacak diyordu. Bundan 3 yıl önce, şimdi ise çıkmış haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor. Sen dün meydanlarda oy topluyordun. Bugün eleştirdiğin başkanlık sistemine 16 Nisan referandumunda niye çıkıp hayır deme cesaretini gösteremedin diye insanlar haliyle soruyor. Yanında götürdüklerine dikkat edin. Hepsi görevden el çektirilmiş, görevden alınmış, bir daha aday gösterilmemiş, il başkanlığı görevini yapmayan isimler. Yani kendilerine tekrar bir koltuk sevdasıyla bir yere giden isimler. Biz sizin gerçekçi olduğunuza inanmamız için yanınızda yıpranmamış, yeni yüzler koyacaksınız. Geçmişte bu tarz söylemlerle karşımıza çıkmamış insanlar koyacaksınız. Menfaati için AKP'den ayrılıp senin partine gelenler, yarın da menfaati için senin partinden başka bir partiye geçerler. Bu adamlardan umut olmaz. Bu adamlarla siyaset yapılmaz. Siyaset cesur insanların işidir. Yılmaz Özdil'in yazısındaki ifadeleri okudum. Devamını okumak isterseniz aşağıya ben bir link bırakıyorum.